alıyoruz hemen. Tamam. Sen bir şey yap abi, bir görüş abi. Bu arada 530 627 56 16'dan WhatsApp'a atacağınız mesajları evet. alabilirim. Buyurun. Şu anda Adenaspor'un başkanı Sayın Bayram Akgül canlı yayınımızda Efsane Radyo'da Ahmet Duran Çağ'la birlikte yayınımızı gerçekleştiriyoruz Sayın Başkan. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, geçtiğimiz sezon geride kaldı. 2019-2020 sezonu başlayacak. Öncelikle dün akşam Twitter'da ve Adanaspor'un resmi hesaplarında kombine fiyatları ile ilgili açıklamalar yapıldı. Bu da Adanaspor taraftarları tarafından çok olumlu karşılandı. Hem erken açıklanması hem de fiyatlarının çok uygun olması taraftarlar tarafından da çok olumlu karşılandı. Öncelikle kombinelerle ilgili neler söylemek istersiniz? Vallahi ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizi de göz önüne aldık. İnsanların içerisinde bulunduğu zor durumu göz önüne aldık. Futbol severleri, Adanaspor taraftarını yanımızda olması adına uygun fiyatlarla tutmaya çalıştık ki insanların üzerine kürsek indirmeyelim diye. Dolayısıyla bu konuda da biz artık Adanaspor taraftarından destek bekliyoruz. Çünkü gerçekten bugün ülkede çok ciddi bir ekonomik kriz var. Dolayısıyla bugün şartlarında eski günlerdeki gibi olması birkaç sene zor, öyle görünüyor. Dolayısıyla bu konuda da Adanaspor taraftarından biz destek bekliyoruz. Tekrar etmek amacıyla soruyorum. Kale arkası, güney kale arkası 100 TL, maraton 200 TL, kapalı tribünde 400 olarak belirlendi değil mi Sayın Başkanım? Evet, evet. Tabii destek beklenirken mesela hemen bir soru geldi. Geçen yıl Kuzey Maraton kombine satışı olmadığı, bu konuda bir satış konusu gündemde olabilir mi diye bir soru var. Kuzey Maraton mu? Evet, Kuzey Maraton'da kombine satışı olmamış geçen yıl. Bununla ilgili bir çalışma olması mümkün mü? Maraton tribünde belli bölümlerde maraton oturanlar var. Maraton tribününün belli bir bölümü... İnanın o kadar detay ben de bilmiyorum. Yani onun kulüple irtibata geçmeleri lazım. Ama onun kuzey ya da güney olmasının bir şey olmadığını düşünüyorum. Maraton bir bütün abi ya. İstediği yerden alabilir diye düşünüyorum. Maraton bir bütün. Herhalde geçen sene satış olmamış Sayın Başkanım. O yüzden değil, böyle bir soru geldi. Problem değil diye düşünüyorum. Tamam. Şunu sormak istiyorum. Az önce ekonomiden de bahsettiniz ama onun öncesinde mesela 7 Temmuz Adanasporlular gününde Adanasporlu teknik heyet futbolcular Taşköprü'ye gittiler. Bugün kombinelerle ilgili güzel gelişmeler yaşandı. Genel anlamda neler söylemek istersiniz? Bir birlik, bütünlük, birlik ve beraberlik oluyor diyebilir miyiz? Biz hiçbir zaman birlik ve bütünlükten taviz vermedik. Biz her zaman Adanaspor camiası, Adanaspor taraftarıyla bir bütündük. Bazen tatsızlıklar yaşandı. Her aile içerisinde olabilir bu. O günler geride kaldı. Artık geriye dönüp bunları tartışmanın, anlatmanın... Aynen. Hiç kimseye bir faydası yok. Dolayısıyla biz her zaman durduğumuz yerdeyiz. Taraftarımızla aramızda hiçbir mesafe yok. Herkes bize ulaşabiliyor. Bunu bütün 14 yıldır bütün Adanaspor kamuoyu da biliyor. Dolayısıyla bundan sonra da hep böyle olacak. Sayın Başkan, özellikle ekonomik konularda çok sıkıntılar yaşandı. Medyada çok yazıldı. Süper Lig'de de yaşandı. Kulüpler PTT Ligi'nde de yaşıyor. Yayıncı kuruluşun çekilme gibi bir olayının söz konusu olduğu söyleniyor. Bu noktada kulüpler hangi noktaya gidiyor sizin görebildiğiniz kadarıyla? Şimdi yıllardır tabii söylüyoruz. Yani bu yüksek ücretlerle kulüplerin yaşaması mümkün değil. Yayın gelirlerinin dışında da yüksek bonservis paraları, yüksek oyuncu ücretleri maalesef Türk futbolu bugün geldiği noktaya getirdi. Hiç kimse ayağını yorganına göre uzatmıyor. Yayıncı kuruluş bugün verdiği paraları çıkaramıyor tabii. Onlar da bir Türkiye'deki ekonomik sıkıntıdan dolayı zorluk yaşıyor. Dolayısıyla o bir sözleşme var. Tabii bu görüşmelerde biz olmuyoruz. İçeride daha detaylı ne oluyor ben bilmiyorum işin gerçeği. Ama genç kuruluşla ilgili sıkıntıların olduğu malum, kamuoyunun gündeminde zaten. Nasıl söyleyeyim vallahi bilemiyorum yani. Şöyle sorabilir miyim? Türk futbolunun önümüzdeki günlerde çok zor günler bekliyor, öyle söyleyeyim. Şöyle sorabilir miyim? Yayıncı kuruluş bu yaşadığı sıkıntılarda ısrar ederse kulüpler bu işten yüzde kaç oranında darbe yiyecek ya da kaç oranında zarar görecekler?
Yani şu bir küçülme. Bize bildirilmiş bir şey yok. Anladım. Ben de bu konuda çok fazla dediğim gibi bilgi sahibi değilim. Federasyon bu konuyla yayıncı kuruluşlarla görüşmelerini devam ettiriyor bildiğim kadarıyla. Ne kadar bir oran indirim istiyorlar. Bizden daha ziyade Süper Lig'de çok ciddi kriz var biliyorsunuz. Evet, ama bu da %20 %30 sizi de etkiler gibi düşünüyorum ben. Yanlış mıyım? Daha fazla etkileyecek diye düşünüyorum ben. Daha fazla etkileyecek diye düşünüyorum. Tabii bu zincirleme bir halka. Yukarıda yaşanan kriz aşağıda da yaşanacak. Bugün bizim ligde de baktığımız zaman 3-4 tane kulübün transfer yasağı var. Evet. Bu sayı önümüzdeki süreçte daha da artacak diye düşünüyorum. Çünkü bu ücretlerin, dövizin bu kadar artmasından dolayı yabancı oyuncuların ücretlerinin artışı bütçelerde çok ciddi bir sapmaya sebep oldu. Bu sadece Adana Spor'un ya da üçlü kulübün değil, Türkiye'de şu an bütün futbol kulüplerinin sıkıntısı. Yani birinci lig ve süper ligdeki tüm kulüplerin sıkıntısı. Ne olacak? Hep beraber yaşayacağız, göreceğiz. Yani biz bu sene biraz da ona göre ayağımızı, yorganımızı uzatıyoruz. Kamp işte biliyorsunuz gün sona erdi. Evet. Şu an yanımda hatta beni Eyüp Hoca da dinliyor. Geldi bir toplantıdaydık siz aradığınızda. Evet. Bakacağız, göreceğiz. Bizim oturmuş bir kadromuz var. Ona işte gerekli yerlere Eyüp Hocam'la beraber yaptığımız işareler doğrultusunda oyuncular transfer etmeye çalışıyoruz. Mali kriz var mı? Var. Bugün en önemli sıkıntımız şu an o. Bizde de var yani. Bu yok, bizde yok dersek yalan söyleriz. Bu krizde yani, mi? Hocamızda da bizim geçen seneden kalan oyuncularımıza da teşekkür ediyorum. Hiçbir şekilde bize zorlukta çıkarmadılar. Bir takım alacaklar var. Çok yüksek olmasa da var. Burada bazı oyuncuların federasyona gitme ya da alacaklarını tahsis etme durumları şey, var mı? Yok, öyle bir şey yok. Öyle bizim oyuncuların grubumuzun içinde böyle bir şey yok. Hepsi anlayışla karşılıyorlar. Kaldı ki zaten bugün Türk futbolunu da görüyorsunuz işte çok fazla transfer yapan kulüp de yok. Evet. Çünkü para yok. Ekonomik anlamda çok ciddi kriz var. Bugün işte düne kadar futbolcu kardeşlerimize kulüpler yardımcı oluyordu. Bugün futbolcu kardeşlerimiz kulübe yardımcı olma dönemi. Onun için hep beraber bu krizi aşacağız inşallah. Peki bu ekonomik sıkıntı içerisinde Adanaspor taraftarı şunu merak ediyor. Hedef ne olacak? 2016'da şampiyon olacağız demişti. Şampiyon olmuştu da. Tekrar söylememize gerek yok. Tabii bu geçen sene de bizim hedefimiz aynıydı. Ondan önceki sene de hedefimiz aynıydı. Ama maalesef bazen işte olmayınca olmuyor. Kötü başlıyorsunuz, kötü gidiyor. Süper Lig'den düştüğümüz sene Adanaspor tekrar çıkmanın en büyük adayı deniliyordu. Düşmemeyi oynadık. Geçen sene kadromuz bakıyorsunuz gerçekten iyi bir kadro ama iyi bir başlangıç yapamadık. 3-4 tane maç alsak playoff oynayacağız. Maalesef son haftalara kadar bir takım sıkıntılar yaşadık. Dolayısıyla futbolda her zaman koyduğunuz hedefe doğru orantılı olmuyor. Oyun sezon içerisindeki günler, haftalar, bir haftayı değişebiliyor. Dolayısıyla ama dediğim gibi bizim her zaman hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bu sene de hedefimiz öyle olacak ama dediğim gibi yani ne olacağını bilemiyoruz inanın. Sayın Başkan, Eyüp Hoca yanımızda dediniz. Eyüp Hoca'nın teknik direktör olarak kamuoyuna bir açıklama yapılmadı ilk kamp başladığında. Herkes şunu merak ediyor. Eyüp Hoca kalıcı mı yoksa ekstra Eyüp bir teknik direktör? Devam ediyoruz, evet. Devam ediyorsunuz değil mi? Tabii. Adanaspor. Evet. Bir şey soracağım. Kendisini buradan tüm kamuoyunun önünde de teşekkür ediyorum. Her zaman Adanaspor'un evladı olmuştur. Adanaspor'un her sıkıştığı noktada da Adanaspor'un içinde o zorluk derecesi içerisinde de her zorlukta bizimle beraber o zorluklara göğüs germiştir. Dolayısıyla şu an beraber devam edeceğiz yani. Sayın Başkan, İrfan Can konusu çok gündeme gelmişti. Kamptan ayrıldı, Trabzon'a gitti, sağlık kontrolünden geçti. Sonra imza aşamasında bozuldu. Burada kamuoyuna yansıyabilecek, taraftarı bilgilendirebilecek transferle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Şimdi olmamış bir transfer konusunda, neden olmadıkları konusunda açıklama yapmak çok doğru bir Trabzon'da kamu biliyorsunuz bildirim yapmak zorunda. Dolayısıyla burada benim İrfan konusunda herhangi bir açıklama yapmam doğru olmaz. Trabzon açısından doğru olmaz. Futbolu, oyuncu oldu, istendi. Bir takım şartlar oluştu.
İstenen bazı şartlar oluşmadı. Dolayısıyla transfer gerçekleşmedi. Peki bu transferin gerçekleşmemesi İrfan'ı psikolojik anlamda etkiler mi? Siz konuştunuz mu? Hayır. İrfan Can aynı şekilde kampa döndü. Aynı şekilde çalışmalarına devam ediyor. Peki Adana şu an İrfan Can'ı isteyen var mı başka kulüpte? Ahmet, aynı şekilde devam edecek. Ahmet Bey şunu soruyor. İrfan'ı başka kulüplerden bir talep var mı? Hani bir ara Cenova ismi geçmişti. O yüzden soruyor Ahmet Duranç'a. Cenova konusunda Avrupa'daki kulüplerle ilgili, pasaportla ilgili. Yani Avrupa pasaportu olmaması sebebiyle oldu. Gerçekleşmedi. Bakacağız önümüzdeki zamanda. Bize neler görecek. Başkanımız bir de bu ara çok formda. Başkanım sizin çok formda olduğunuzu söylüyor Ahmet Bey. Çok sessiz sakin güzel bir kadro kurdu bence. Çok sessiz sakin ve beklenenden daha iyi bir kadro kurduğunu söylüyor Ahmet Duranç'a. Bir forvetle bir de... Bir de bitireyim ondan sonra Sayın Başkanım. Bir forvet... Işte bir Ergin Keleş modelinde bir forvet. Bir Ergin Keleş tarzında, onu da kamuoyunda ismi geçtiği için soruyor. Bir de Furkan başkanımızdan. Bir de Furkan'la ilgili bir tamam beklenti varmış. Onu soruyor. Neler söylersiniz? Ya şimdi tabii ben biliyorsunuz her zaman çok pahalı oyuncular değil, daha çok yetenekli, kaliteli, gelecek vadeden oyuncuları 14 senedir hep beraber yaşadık, gördük. Ergin Keleş konusunda, forvet konusunda evet çalışmamız devam ediyor ama bizim elimizde Ahmet Dereli, Utku diye iki tane çok değerli santraforumuz var. Ahmet Dereli biliyorsunuz yani geçen sene çok üstün performans gösterdi. Evet. Dolayısıyla Ahmet'i bu takımda görmemek, onu göz ardı etmek de Ahmet'e bence ihanet olur. Ama dediğim gibi yani Utku çok iyi bir santrafor. 21 yaşında olmasına rağmen Almanya'da bayağı iyi işler yaptı. Öyle kaldık zaten. Bir santrafor daha düşünülüyor mu? Evet düşünmüyoruz. Hem yeni geldi. Oturup konuşacağız, sohbet edeceğiz şimdi. Evet. Bakacağız göreceğiz. Furkan konusunda ısrarla hatta Furkan şöyle bir şey başkanım şöyle bir mesaj var. Furkan'ı çok sevdik. Adanaspor taraftarı olarak durumunun ne olduğunu merak ediyoruz. Bir görüşme oldu mu? Yeniden gelecek mi? Bir de başkanımıza kombinin erken çıkması hem de uygun fiyatta yaptığı için teşekkür ediyorum diye Cumali Rapsodi mesaj göndermiş. Ben teşekkür ederim. Şimdi şöyle, tabii Furkan biliyorsunuz Galatasaray Bursa üst düzey oynadı. Evet. İyi bir orta saha, iyi bir karakter, çok iyi bir insan. Biz de kendisini çok seviyoruz ama bugün Türkiye'nin şartlarını biraz önce konuştuğumuz gibi ekonomik şartlarda Furkan'a bizim 6 aylık anlaşmıştık. Bu sene Furkan'ın istediği rakamlarda bizim çıkmamız mümkün değil. Dolayısıyla zannetmiyorum. Çünkü Süper Lig'de de görüştüğü 3-5 tane kulüp olduğunu biliyorum. Belki de anlaşmıştır, ben de takip edemedim ama dolayısıyla şu aşamada görülmüyor. Sayın Başkanım, Robert Feizest'in konusu bitti mi? Sözleşme feshi yapıldı mı? Evet, yapıldı. Yani Robert'le de ilgili bir problem kalmadı. Yok, kalmadı. Onunla da yollarımızı ayırdık. Peki yeni transferler 4 tane gurbetçi oyuncu alındı. Bir de Rony alındı. 5 oyuncu alındı. Özellikle gurbetçi oyuncular bir scout ekibi tarafından takip edildi mi sezon içerisinde, yoksa bilinen oyuncular mıydı bunlar? Şöyle söyleyeyim, tabii ki bunlar takip edildi. Oğlum Furkan biliyorsunuz bu konularla ilgileniyor. Evet. Almanya'da çalıştığı çok ciddi bir ekip var. O ekiplerin vermiş olduğu raporlar doğrultusunda bu oyuncular transfer edildi. Evet. Dolayısıyla evet, izlenerek bilinen oyuncular alındı. Rony için neler söyleyeceksiniz başkanım? Üçüncü kez Adanaspor'a geldi. Ya Rony biliyorsunuz, Rony'nin kalitesi belli. İlk sene Süper Lig'de çok iyi bir performans gösterdi. Geçen sene ikinci yarı tekrar bize geldi ama o çok hani böyle faydalı olamadı ama takım geç o sene Süper Lig'den ilk düştüğümüz sene çok kötüydü. Yani müthiş bir kadro olmasına rağmen. Dolayısıyla Rony de yani hani takımın içerisindeki diğer oyuncular kötü olunca takım halinde Rony de çok faydalı olamadı. Rony bize biliyorsunuz iki defa geldiğinde de ikisinde de kiralık gelmişti. Bu sefer bonservisiyle aldık. Bu da bir avantaj. İki yıllık kontrat yaptık. Evet, bu da bir avantaj. İnşallah dediğim gibi Rony de çok faydalı olacak. Aldığımız diğer oyuncularda. Görüştüğünüz şu an birkaç tane oyuncu daha var. Bir tanesi çok üst düzey bir oyuncu. Eğer bitirebilirsek isim sormayın. Mevki söyleyebilir miyiz? Yok, söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Yine hücum tarafında oynayacak bir oyuncumuz. Evet. Eğer bitirebilirsek
ses getir diye düşünüyorum. Bakalım. Sayın Başkanım, bir de 3 tane yabancı denemesi var. Douglas, Dino Peter, bir Birinin de hiç Diallo. Konuşmadım. Evet, şimdi geldi. Oyuncularla evet. ilgili ben de çok fazla bilgi sahibi değilim. Hocamdan evet. şimdi alacağım nedir ne değildir. Yalnız bildiğim tek şey, hocam ikinci kamp döneminde de görmek istemiş. Onun evet. için şu an kampta devam ediyorlar. İleriki günlerde onu da kamuoyuyla paylaşırız zaten. Eyüp Hoca'nın özellikle Bakspor maçından sonra bir açıklaması oldu. Biraz sitem dolu bir açıklaması vardı. Size ulaştı mı ya da bilginiz oldu mu tam bilmiyorum. Bazı oyuncuların çalışmayla ilgili, çalışmak istemedikleriyle ilgili ve takım olmayla ilgili sıkıntılar olduğunu hocam, açıkladı. Evet, hocamın bazı oyuncuların çalışmayla ilgili sıkıntılar olduğunu söylemiş. Daha hocam geldi, siz beni aradınız. Yani anladım. Bunlarla ilgili daha hiç konuşamadım. Dolayısıyla bize bilgi vermek mümkün değil çünkü daha henüz ben de bilmiyorum. Anladım. Peki bir iki böyle mesaj seçeceğim, hemen iki dakikada okuyayım. Selahattin Baynal yazmış. Bayram Akgül ve de yönetim kurulu üzerine düşeni yaptı. Sıra taraftarda kombineye hücum etmek lazım. Çünkü başka Adanaspor yok ifadeleri kullanılmış. Neler söylersiniz bu yoruma? Doğru söylemiş. Teşekkür ederim Selahattin Bey'den. Yani gerçekten bugün ülkenin içinde bulunduğu durum ortada. Yani bizim kombineleri zaten düşük tutmamızın, ücretleri çok minimuma çekmemizin sebebi de bu oldu. Yani insanların bugün alım gücü gerçekten azaldı. Biz de bu ülkede yaşıyoruz. Biz de bu ülkede sanayi yapıyoruz, iş yapıyoruz, ticaret yapıyoruz. Yaşanan sıkıntıları görüyoruz. Ama başka Adanaspor da gerçekten yok. Yani bugüne kadar malum biz kimsenin şeyine zorla ya gelin takıma yardım edin demedik ama bugün ben hep onu söylüyorum. Adanaspor için de fedaseniz. Evet. Vefa, birkaç tane oyuncu arkadaşımızla da görüştüm. Onlara da söyledim. Geleceksiniz. Bu takımda hep beraber abilik yapıp top oynayacaksınız. Hiç kimse para konuşmayacak. Onlardan da olumlu dönüşler aldık. Önümüzdeki günlerde bunların hepsini göreceğiz. İsim verebilir mi başkanımız bunlara? Doğru yani. Kombine konusunda Adanaspor taraftarının destek olmasını bekliyoruz. Ahmet Bey bu konuda isim verebilir mi dedi? Abilik konusunda ya da biz oyuncu kardeşlerimizi anlaşalım, ondan sonra açıklamalarını yaparız. Bir de Sayın Başkanım, Çukurova Pres Gazetesi'nin sahibi Engin Kamber, Çukurova Pres Gazetesi'nin sahibi var. Selamları var. O da kale arkasından 5 bilet alıp katkı koymak istediğini beyan etmiş. O da güney kale arkasından 5 bilet alıp katkı koyacakmış. 5 kombine. Böyle mesajlar da geliyor. Bir de bir soru da, eldeki yabancı oyunculardan veya Türk oyunculardan ayrılacak olan var mı? Böyle bir size talep var mı? Şu an için yok. İşte dediğim tamam. gibi Eyüp Hocam yeni geldi. İlk kamp dönemi işte Adana'daki birinci dönem, Bolu'da ikinci dönem, üçüncü döneme gireceğiz ama hocam dediğim gibi yani geldi, öyle ne yapıyorsun, ne diyorsun, nasıl hocam dedim, siz aradınız. Daha henüz hocamın istemediği, kadroda düşünmediği oyuncu var mı yok mu konuşacağız. Bugünkü toplantıdan sonra şimdi 1-2 saat içerisinde netleşir. Belli olursa tabii ki hocamın o raporu doğrultusunda göndereceğimiz, yolumuzu ayıracağımız da mutlaka olacaktır. Tabii biraz gençlere yönelik bir kadro kurdunuz. İşlerine de tecrübeli oyuncular koyuyorsunuz. Gençlerle ilgili bir soru geldi. Gençlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Atakan, Serhat, işte altyapıdan alınan İbrahim Aksu, Cafer, diğer oyuncular var. Gençlerle ilgili bir model var mı? Serkan Bey, biliyorsunuz biz her zaman Adanaspor olarak benim geldiğim günden bu tarafa Eyüp Hocam'ın da vermiş olduğu destekle biz altyapıdan birçok oyuncu çıkardık, Adana çocuklarını. İşte Cem, Fahmi Can, İrfan Can gibi birçok oyuncu çıkardık. Ondan sonra kaleci Yaşarlar, Tolgalar, yani birçok oyuncu buna sayabiliriz. Dolayısıyla biz bu ekolden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Bugün işte o bahsettiğiniz ismi geçen tüm oyuncular bizim ana kadromuzda şu an kampta birlikteler. Hocanın takdir gördüğü oyuncuları tabii ki A takım kadrosuna alacağız. Sezon içerisinde de hak ederlerse oynayacaklar. Mesajlardan son bir soru soracağım. Kombine konusunda başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şüphesiz bu ekonomik sıkıntıda başkanımızın çabalarını takdir ediyoruz. Başkanımızın sesini yılda bir değil ayda bir duymak istiyoruz. Taraftarla eskisi gibi beraber maç seyredecek mi? Bir de yıllardır özlemini çektiğimiz etkili bir santrafor almayı düşünüyor mu? Teşekkürler. Sefa Sinç demiş. Soruyu sormuş. Şöyle söyleyeyim. Ya ben senede bir değil ayda bir, yani siz ararsanız ben telefonunu radyoya bağladım. Tamam. Tamam Sayın Başkan. Buradan da sözünü almış olalım.
Evet, televizyona da çıkarım. Benim bununla ilgili hiçbir sıkıntım yok. Taraftarla iç içe olmak, ben zaten hep iç içeyim taraftarla. Benim hiçbir sıkıntım yok. Biz tabii ki, ama ben geçen seneden bu tarafa çok fazla maça da gelemedim işin açıkçası. Yani işlerimin çok fazla yoğunluğu, işte Türkiye'deki ekonomik kriz, malum biliyorsunuz yurt dışında da işlerimiz var. İnşallah bundan sonra yine aynı şekilde devam eder. Geliriz gideriz maçlara. Etkili santrafor, biraz önce söyledim ki mutlaka şey yapacağız ama hiç kimse Ahmet Dereli ile Utku'yu göz ardı etmesin lütfen, rica ediyorum. Ahmet geçen sene biliyorsunuz çok fazla oynamamasına rağmen 8-9 golle oynadı. Etkili oynadı. Özellikle ikinci yarıda çok iyiydi. Evet, yani biz Ahmet'i de bu sene büyük olasılıkla birinci santrafor olarak düşünüyoruz. Evet. Başkanım, Rüstem Kutluana'dan bir mesaj var. Adana Spor yönetiminin birlik ve beraberlik adına 7 Temmuz Adana Sporlar Günü ve kombine konusunda attığı adımlara taraftarlarımızla karşılık vermesi gerektiğini düşünüyorum. Birlikteliği ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Hep birlikte. Adana Spor Platformu diye bir mesaj gelmiş. Teşekkür ederim. Doğrusu da bu. Yani biz dediğim gibi, yani biz hiçbir zaman taraftarla küsmedik. Taraftarla karşı karşıya gelmedik. Bugün de aynı noktadayız. Bir daha söylüyorum. Yayının başında söylediğim gibi. Bundan sonra da hep öyle olacak. Yani bizim aramızda kimsenin girmesine biz müsaade etmedik. Etmeyeceğiz. Bence bundan sonra dediğim gibi geçmişe dönüp bakmanın kimseye bir faydası yok. Biz tribünde yerimizi alacağız. Eski coşkulu günlerimizdeki gibi takımımıza sahip çıkıp destek verip inşallah bu senenin sonunda yine Süper Lig'e çıkan taraf biz oluruz. Başkanım, çok soru var ama artık son diyorum. Mehmet Değirmenci hepsinde son dedim ama şimdi bir son daha soralım Sayın Başkanım. Herhalde sizi burada bir gün Adana'ya geldiğinizde konuk etmemiz gerekecek. Çünkü insanlar sizin sesinizi duymaya herhalde özlem duymuşlar. Mehmet Değirmenci çok eleştiri olan bir soru sormuş. Adanaspor'un fikstür çekiminde hiçbir Adanasporlu yöneticinin yer almamasının nasıl değerlendiriyor Sayın Başkanımız? Adanaspor sahipsiz olarak algılandı ifadesini kullanmış. Yok, ben o konuda ona katılmıyorum yani bu yoruma. Ondan önceki sene biliyorsunuz, bundan 2 sene ya da 3 sezon önceydi. Yine ben o hafta fikstürün çekildiği hafta ben şey değilim, yurt dışındaydım. Evet. Takım kampta yönetici arkadaşlar, şimdi herkesin bir işi var. Rica ettik, orada bir arkadaşımız katıldı. Hatırlayın, 3 sene önce de bizim yerimize Adana Demirspor Yönetim Kurulu üyesi Sayın Yüksel Yavuz çekmişti bizim adımıza. Evet. Hatırlıyorum, doğru. Bunu öyle değerlendirmemek lazım. Adana Spor'un her zaman bir sahibi var. Adana Spor hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Bunun bütün kamuoyu biliyor. Böyle değerlendirmemek lazım. Ama hani böyle bir soru sorduğu için de arkadaşa teşekkür ediyorum. Adana Spor tarafı şey değil, sahipsiz değil. Başkanım, 4. hafta derbi maçında bizi yalnız bırakmayın. Biz orada olacağız. Sizi de bekliyoruz ifadesi var Sayın Başkan. İsim verilmemiş ama herhalde sormaya kalksam o kadar çok soru var ki herhalde bir takım sorulara cevap verdiğimizi Başkanımız düşünüyorum. Adana'ya geldiğinde de canlı yayın konu almak isteriz burada. Daha çok soru. İnşallah. Bir geldiğinde katılırız. Çok teşekkür ediyoruz. Son ekleyeceğiniz bir şey var mı Sayın Başkan? Vallahi bize güvensinler. Takıma sahip çıksınlar. Tribünde yerlerini alsınlar. Bu takım bu sene çok işler yapacak. İnanıyoruz çünkü birkaç transferimiz daha olacak. Özellikle bekliyoruz. Şimdi işte hocamla da konuşacağız. Herkes rahat olsun. İnşallah istediğimiz hedefler hep birlikte güç birliği olarak devam edeceğiz. Yürüyeceğiz. Hedefe ulaşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Eyüp hocama da çok selamlar. Teşekkür ediyoruz başkanım. Teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin.